ileri gelenleri yan yana geldi ve bunu protesto edelim, bu zulmü protesto edelim diye yola düştüler. Ama ne yazık ki işte Digora 2 kilometre kala buraya geldiklerinde devletin kolluk güçleri tarafından üstlerine mermi yağdırıldı ve burada 6'sı çocuk, 17 insanımız yaşamını yitirdi. Katliamın bilançosu daha büyük olabilirdi. O bilançonun daha büyümemesinin tek bir nedeni diğer köylerden gelenlerin karakollar tarafından tutulması ve buraya ulaşmalarının engellenmesiydi. İnsanlar burada can pazarı yaşadılar. 17 insanımızı yitirdik. Resmi rakamlara göre 67 yaralı var ama biz biliyoruz ki yüzlerce yaralı vardı. Ama zulüm bununla da bitmedi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, baskı gördüler. Kolluk güçleri hastaneyi ablukaya aldı. Yaralılar orada da psikolojik işkence başta olmak üzere kötü muameleye maruz kaldılar. Bugün 30 yıl sonra bile hala Digor katliamının kurşununu bedeninde taşıyan ama o zaman doktora gitmeyen, o zaman bunu açığa vurmayan insanlar olduğunu, tanıklar olduğunu biliyoruz. Peki devlet ne yaptı? Siyasi iktidar ne yaptı? Buradaki katliam olduktan sonra bütün devlet ayağa kalktı ve bunu red mi etti? Hayır. Yargısal süreç başta olmak üzere yargısıyla, kolluğuyla, devletiyle, siyasetiyle Digor katliamının üzeri örtüldü. Yıllarca yargılama yapılmasına dahi izin verilmedi. 3 yıl sonra 8 özel hareket polisi hakkında soruşturma izni verildi ama en sonunda beraatleriyle sonuçlandı. Düşünün, bir ülke düşünün. Sizin 17 insanınız, 17 sivil yurttaş sadece hak aramak istedikleri için, sadece seslerini duyurmak istedikleri için yürüyüş yaptılar ve yaşamlarını yitirdiler. İçlerinde 8 yaşındaki çocuk dahil 6'sı çocuk, kadın, yaşlı. Ama bu yetmedi devlete. Bütün süreçlerin üstünü örterek aslında klasik bildiğimiz bütün katliam silsilelerinde, bütün katliamlarda yaşanan aynı şeyi yaptılar ve bir yargısızlıkla, bir hukuksuzlukla, bir yargıdan kaçırma haliyle yüz yüze